Merhaba, bugün size BMW'nin X2 modelinden kısaca bahsetmek istiyorum. Aracı ana hatlarıyla size statik olarak öncelikle burada tanıtmak istiyorum. Şimdi X serisi malum özellikle X5'in başarısından sonra marka, Münih merkezli marka farklı segmentlerde de araçlar üretmeye karar verdi. Çünkü bütün müşterilerin beklentilerine yanıt verecek bir spektrum oluşturduğunuz zaman ticari olarak önemli bir başarı elde etme şansınız var. Özellikle iki Alman markası, Stuttgartlı Mercedes'te de böyle bir yaklaşım var. Bütün boşlukları adeta dolduracak şekilde farklı büyüklüklerde, farklı araçlarla pazarda etkili olmaya çalıştılar. X serisi SUV özellikle beklentisi olan müşteri kitlesinin X1, X2, X3, X5 ve bir de X7 modelini yaptılar. Daha çok Kuzey Amerika'da ve belli pazarlarda daha büyük araçlara ihtiyaç olduğundan yola çıkarak X2 bizim kompakt diyebileceğimiz küçük sınıfta daha çok şehirli kullanıcıların, erkek ve kadın kullanıcıların beklentilerini karşılayacak nitelikte bir araç olarak karşımıza çıktı. Ben bugün turuncu renkteki bir modelini kullanıyorum. Buna marka Sunset gün batımı rengi adını da vermiş. Böyle aracın aslında dinamik ve enerjik yapısını karşılayan nitelikteki renklerden biri bence. Ben bu rengi beğendim. Biraz yaklaşalım araca. Tabii ki geleneksel olarak bakıldığı zaman uzaktan gece özellikle buradaki animasyonla birlikte gündüz veya gece bu aracın bir BMW olduğunu anlamak çok kolay. Şimdi 1.5 litrelik motordan bahsetmiştim. 116 beygir gücünde modern ve yeni bir motor bu. Fabrika verilerine göre ortalama şehir içi yakıt tüketimi 4.7 litre civarında görünüyor. Şimdi biraz otomobilin ana hatlarıyla şöyle çevresine bir bakalım, tasarım özelliklerine bir bakalım. Nispeten yeni sayılabilecek bir tasarım. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce ilk defa lanse edilmişti. C sütununa baktığımızda İtalyan otomobillerinde olduğu gibi güçlü bir C sütunu ve burada markanın logosunu görüyoruz. Böyle bir yerleştirme gerçekleştirmişler. Arkadan baktığımızda da yine böyle otomobilin dinamik ve enerjik özelliklerini gösteren bir yapı. Şöyle buradan devam eden bir çizgi ki otomobilin dinamik özelliklerini ve kas yapısını gösteriyor. 19 inçlik alaşım jantlara sahip bu araç. M Sport paketine sahip. Aynı zamanda konfor ve eksekutif donanımları var bu aracın içinde. Özellikle otomobil severler hem şehir içinde kullanabilsinler, kompakt ölçülere sahip olsun, park etmek kolay olsun, zor olmasın. Bir taraftan 5 kapılı bir araç, hatchback otomobil kullanıyor gibi pratikliğe sahip, esneklik olsun diye düşünerek geliştirdikleri bir mimari. Daha önce söylediğim gibi Almanya'da üretiliyor, Regensburg fabrikasında. Çünkü birçok kullanıcı bakımından otomobilin nerede üretildiği hala çok önemli. Aslında Meksika'da da üretilse, Güney Afrika'da da üretilse büyük üreticiler bakımından genellikle belli bir kalite standardı var ama birçok özellikle premium otomobil kullanıcıları bakımından Made in Germany markası hala önem taşıyor. Standart süspansiyonlara sahip ama otomobilin hem alaşım jantları hem de diğer özelliklerine genel olarak baktığımız zaman bir genç ve spor bir enerjisi var. Otomobilin fiyatını söylemek istiyorum. 640 bin TL. Fakat bunun neredeyse 300 bin TL'si yaklaşık ÖTV'den oluşmakta ve 100 bin TL'sini de neredeyse KDV oluşturuyor. Dolayısıyla fiyatın belli bir seviyeye gelmesinde Türkiye'de özellikle vergi sistemindeki ÖTV ve vergi dilimlerinin çok büyük bir rolü var. %80'lik vergi diliminde otomobilin çıplak fiyatına baktığımızda aşağı yukarı 299 bin, 300 bin TL civarında olduğunu görüyoruz. Yani vergiler üzerine ÖTV ve KDV tescil masrafı ilave olduğu zaman belli bir seviyeye ulaşıyor. Bu sınıftaki premium otomobillerin aşağı yukarı fiyatlarının da bu skalada olduğunu ifade etmek istiyorum. Otomobilin şöyle bir genel olarak içine bir girelim. İçini göstermek istiyorum size. Evet, geleneksel olarak BMW'de alışmış olduğumuz iç tasarım özelliklerini burada da görüyoruz. Ben hala
butonları, fiziksel düğmeleri bir kullanıcı olarak seviyorum ve onlarla daha kendimi konforlu ve rahat hissediyorum. Böyle bol monitörlü olmasındansa daha geleneksel ve daha sportif kullanım özelliklerini bana gösteriyor. Şöyle bir yaklaşarak otomobilin içine doğru gelelim. Ben biraz içini bu şekilde anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sportif bir direksiyon. Sözünü ettiğim geleneksel BMW'nin far tasarım ünitesi, sis farları ve şu şekilde. Ve dediğim gibi burada bir navigasyon ekranı var. Bu paket navigasyonla birlikte geliyor. Geri görüş kamerası var. Buradan geri görüş kamerasını da şu şekilde göstereyim. Gayet net bir tasarıma sahip. Burada alıştığımız tipik bir BMW ön paneli. Şu motoru kapatarak burada bir CD player olduğunu da göstermek istiyorum. Elinizde hala bir büyük CD koleksiyonu olabilir. Bunu ben ne yapacağım diye düşünmenize de gerek yok. Böyle bir CD de var. Tabii ki Bluetooth'la ve buradaki USB bağlantılarıyla akıllı telefonları şarj etmek ve buradaki entegre sisteme bağlamak mümkün. Alcantara kumaş bir koltuk var burada. Böyle bir şey seçilmiş. Hafızalı ön koltuk, yükseklik ve elektrik ayarı var ve aynı zamanda bunun ısıtma özelliği var. Saklama gözleri konusunda son dönemde Alman markaları da Fransızlar gibi çokça saklama gözü yapmaya başladılar. Burada ön panele baktığım zaman telefonları ve anahtarı özellikle koyabileceğimiz bir yer var. Yeteri kadar geniş olduğunu düşünüyorum. Burada bir başka yer daha var. Ben buraya maskelerimi koydum. Şurada bir alan daha var. Buraya da ufak tefek eşyalar konabilir diye düşünüyorum. Arka tarafa doğru bir bakalım. Bagaj bu şekilde açılıyor. Biz bunu başka markalarda da görüyoruz. Bu logoyu itmek suretiyle açıyoruz. Elektrikli bir bagajı var. Otomobilin segmenti açısından değerlendirdiğimiz zaman aracın büyüklüğüyle mukayese ettiğimizde yeterli oranlarda bir bagaj seviyesi olduğundan söz etmek mümkün. Şöyle bir altındaki bölümü de göstereyim. İki katmandan oluşuyor. Bu kullanım kolaylığı veren bir sistem. Round flat lastikler var ve burada bir yer kazanılmış durumda. Bu koltukları yatırmak mümkün tahmin ettiğiniz gibi. Yükleme eşiğini bir parça yüksek buldum. Gerçi aracın şu anda bulunduğu konumdan da kaynaklanıyor olabilir ama şuradaki yükleme eşiği bir parça yüksek ve artık sınırlı bir yükleme alanı ile karşı karşıya kalacaksınız. Hacim yeterli ama eğer hacı yüksek profilli bir eşya taşıyacaksanız bunu daha farklı bir şekilde içeri itmeniz lazım. Ama eğer bir bisiklet taşımayı düşünüyorsanız, harici bisiklet dışında içeri koymayı düşünüyorsanız, ki içeri koymak çok iyi bir fikir değildir genellikle, onun için de yeterli bir yer var. Biraz da arka koltuğu göstereyim. Bagajdan bahsettim. Sportif bir koltuk var. Bu koltuğun tasarımı gerçekten güzel. Arkada da şöyle diz mesafesini göstermek istiyorum. Bu sınıf özellikleri düşünüldüğü zaman yeterince bir diz mesafesi oluşturduğunu düşünüyorum. Ben 1.73 boyundayım. Eğer 1.80 boyunda bir kişi olsaydım arkada sanıyorum limitlerde oturuyor olurdum. Daha yüksek boylu bir kişi için ise biraz daha oturma pozisyonunu değiştirmek gerekebilir. Dediğim gibi bu kumaş ve alkantara karışımı bir ön koltuk. Arkada USB girişleri var farklı telefon tipleri için. Havalandırma kanalları ancak havalandırma kanallarının derecelerini ayarlama butonu bulunmuyor. Ön tarafta konfor ve executive paketlerinden oluştuğunu söylemiştim. Harman Kardon ses sistemi de bunun içinde. Dünyanın önde gelen üreticilerinden, audio üreticilerinden biri. Son dönemde otomobiller içinde audio'lar üretmeye başladılar. Burada speaker'lar otomobilin ön kapılarının içine yerleştirilmiş durumda. Gördüğünüz gibi şunlar ve bunlar bu şekilde. Daha geleneksel bir tasarım ama gayet güzel görünüyor.
açma kapama düğmeleri burada. Tipik bu kol açma aparatları kısımları bir BMW niteliklerinde. Tabii malzeme kalitesi, buradaki kullanılan deri, plastik ve diğer alüminyum parçaların entegrasyonu tabii ki bir BMW standartlarında ve gayet makul, yeterli seviyede. Bagaj açma düğmesi burada ki ergonomik olarak da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Şurada sportif olarak sportif paketin hemen şuradaki şeyi gösterelim, logosunu. M paket X2'de ve burada da hemen yine bu panellerde de sportif paspas da dahil olmak üzere. Bir motora bakalım şimdi. Bazı otomobillerde, hala günümüzdeki araçlarda bile motor kaputunu açmak biraz meşakkatlidir. Yani keşfedip öğrenene kadar bir mandal vardır genellikle o içinde. O mandalın nerede olduğunu bulmak zahmetlidir. Çok kolay açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir basit bir amortisörü var. Şimdi şöyle biraz yaklaşarak bakalım. Eskiden araçlarda bir problem olduğu zaman genellikle böyle birkaç kişi aracın ön tarafına gelir, motora bakar ve bir şeyler yapmaya çalışırlardı. Fakat günümüzün modern motorlarında, gelişmiş motorlarda çok fazla dışarıdan müdahale etmek mümkün değil. Eğer özel bir uzmanlığınız yoksa o bakımdan yetkili servise götürmek en doğru çözüm. Belki biraz maliyetli olabilir ama genellikle de modern motorlarda normal şartlar altında çok büyük bir sorunun çıkmadığını, uzun ömürlü motorlar sorunsuz olarak yıllarca kullanıldığını ifade edebilirim. Gördüğünüz gibi Twin Turbo BMW'nin aslında en iddialı olduğu şeylerden biri motor performansı, motor kalitesi ve de sürüş performansı, sürüş özellikleri. Beklentileri her iki segment, bu segmentte her iki özellikle de karşıladığını bu aracın söyleyebilirim. Dolayısıyla bu motor kaputunu açtığınız zaman yapacağınız şey belki zaman zaman yağ kontrolü, yağ seviyesi kontrolü ve silecek suyunun tamamlanması olacaktır. Onun dışında çok fazla bir müdahale gereksinimi olacağını düşünmüyorum. Şöyle kapatalım tekrar. Dediğim gibi gerçekten bu iki amortisörlü kol aracılığıyla oldukça kolay açılan bir motor kapağı ve son dönemdeki Euro NCAP çarpışma testlerinde de bu motorun, bu kaputun çarpışma anında özellikle yaya güvenliği bakımından ciddi bir soruna yol açmaması için bütün bu panellerin, kullanılan malzemelerin absorbasyon özellikleri ve bunun ağırlığı önemli bir kriter oluşturuyor. Aracın toplam ağırlığı bakımından da elbette. Amaç, hedef olabildiğince hafif ağırlıklardan kurtularak araçlar üretmek. Bu sınıflardaki araçlar, gerçi bundan 20 sene önce bu sınıf yoktu ama aşağı yukarı bu ölçekteki araçlar daha ağırdı. Kullanılan alüminyum malzemeler, plastik ve daha başka teknolojilerle ağırlığını epeyce azaltmayı başardılar. Kapatalım. BMW'nin X2 modelini kullanıyorum. 1.5 litrelik dizel bir versiyon bu. Daha çok şehir içi yollarda kullanacağım. Bir izlenim sürüşü yapacağım bu araçta. Ve kısaca anlatacağım. Çok detaya girmeden bu araçtan bahsetmek istiyorum. Kompakt bir SUV olması nedeniyle daha çok şehir içinde kullanılacağını düşünüyorum bu aracın. Ve o özelliklerini biraz daha fazla anlatmak istiyorum size. Türkiye'de ve dünyada son dönemde en fazla rağbet gören araçlar arasında SUV'ler var. En azından Türkiye'deki kullanıcı profiline baktığımda böyle çok dağa bayıra çıkmak için bu araçları almıyorlar. Biraz araçların kaslı görünümleri, özellikle kadınların çok tercih ettiğini söyleyebilirim.
Ve genel kullanıcı özellikleri bakımından da SUV kullanıcıları direksiyona geçtikleri zaman kendilerini daha güvende hissediyorlar. Yüksek oturma pozisyonundan oturuyor. Bir otomobilde sürüşe en önemli katkı sağlayan özelliklerden biri direksiyon tepkileri ve direksiyon hissi. BMW bu konuda öteden beri çok iddialı olan markalardan biri. Yol hakkında, yol özellikleri hakkında çok iyi fikir veren bir teknolojiye sahip. Öteden beri bu avantajı sürüş hissini iyileştiren bir özellik olarak öne çıkıyor BMW otomobillerinde. X2 bu kategoride de beklentileri karşılayan bir araç.